Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Doğuştan kalp hastası doğmak tabii acı bir şey. Yani anne babalar için bir sürpriz bebeğinin kalp evet. hastası olması. Çok narin, çok narinler çünkü. Neden doğuyor kalp hastası bunların bir kısmında genetik dediğimiz ırsiyet söz konusu. Örneğin çok önemli bir kas hastalığı grubu olan kardiyomiyopati dediğimiz kalbin et kısmında irileşmeyle kendini gösteren yine kanın kalpten çıkışında engel teşkil edecek şekilde daralma yapabilen bir grup var. Bunlar genetik geçiş gösteriyor. Yani annede, babada olduğu zaman çocuklarında olma ihtimali hemen hemen %50 yarıya yakınında oluyor. Tek nedeni genetik doğuştan yani genetik kalp hastalığı. Var. Yani yoksa hep hamilelikteki bir ona da gireceğim. Bir yani bir kısmı genetik. Hı-hı. Evet. Bir kısmı ise hamilelik döneminde özellikle fetüsün yani döllenmiş yumurtanın diyelim gelişip 3 aylık dönem kısmına embriyogenez istiyoruz. Yani bebeğin anne karnında gelişmesi dönemi. Bu dönemde geçirilen bir takım hastalıklar, kızamıkçık gibi. Yine bu dönemde kullanılan ilaçlar. Burada çok önemli olan bir husus bazen hamilelik, hamile olunduğundan kişi farkına dahi varmıyor. Yani gebe olduğunun dahi farkına evet. varmıyor. Bu dönemde kullanmış olduğu ilaçlar, bilmeden yaptırdığı tetkikler, yani radyasyona maruz kalması. Hastanelerde bakarız değil mi? Hamileler giremez, hamile bayanlar giremez. Hı hı. İşte MR'dır, tomografidir diye tekniklerdir. Bazen de bilmeden böyle ciddi testlere maruz kalınması. Bunlar çocuklarda işte kalbinde delik olmasına sebep olabiliyor. Bunlara işte atrial septal defekt, ventriküler septal defekt gibi. Yani kısaca kalbin kirli kan ve temiz kan arasındaki bölmelerde açıklıklar oluşuyor. Bir zamanlar talidomid faciası diye bir olay vardır. Gebelerde bulantı kusma şiddetli olduğu için bunu durdurmak üzere ilaç verilmiş. Çok da başarılı bulunmuş ilaç. Ama daha sonra dünyanın her yerinde on binlerce bebeğin kollarının olmadığı, bacaklarının olmadığı buna sebep olmuş. Anne karnında gelişimi engelleyerek. Demek ki başlıca geçirilen enfeksiyonlar, bir takım virüsler, mikrobik olaylar ve de kullanılan ilaçlar burada en büyük neden oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.